sosyal belediyecilik açısından birçok hizmet alanı var. Belediye olarak Büyükşehir Yasası kapsamında biz ilçe belediyelerinin çiftçimizi destekleme konusunda da yasa izin veriyor. Dolayısıyla Antakya merkeze bağlı özellikle yaşam şartlarının zor olduğu dağlık mahallelerimiz var. Evet. Dağ yamacında mahallelerimiz var. Nitekim dağ yamacında kurulduğu için ekim yapabileceği tarım alan yok. Evet. Tarım alanı yok. Küçük küçük atadan kalma parçalarda evet. ziraat yapılmaya çalışılıyor. Tabii bu günün ihtiyaçlarını gelir açısından karşılamaktan öte vatandaşımız mağdur oluyor. Bağını bahçesini bırakıp Antakya merkezde çalışmak üzere, yaşamak üzere gelmesine sebep oluyor. O açıdan biz insanlarımızın bu konudaki ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilebilmek için aynı zamanda yerinde işsizlem konusunu teşvik ve desteklemek için yine hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında projelerimizi ekibimizle geliştirdik. Aynı şekilde İl Tarım Müdürlüğümüzden de koordine içerisinde olmak suretiyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Geçtiğimiz yıl 2015 yılında Tahtaköprü ve Uzunalış mahallelerimizde 16 ailemize 18 dönümlük bir alan üzerinde bugüne kadar 117.500 çivik fidesi dağıttık. Yeter mi? Yetmez dedik. Vatandaşımız bundan çok memnun kaldı. Gelir seviyesi arttı. Bu defa bunu gören diğer vatandaşlarımız da ben de isterim, ben de isterim. Bu çok güzel. Bu projeye biz destek olmak konusunda belediyemizden talepte bulununca gene bu defa 21 tane ailemize 21 tane ailemize 23 dönüm üzerinde 137.500 tane ilaveten çilek fidesi dağıtımında bulunduk. Dolayısıyla şu an itibariyle bu iki mahallemizde ziyaretlere gittiğimde her yerin yolun sağında solunda çilek bahçeleriyle dolu olduğunu görmekten son derece mutluyuz. Biliyorsunuz bir çilek fidesi usulünce ekildiğinde 7 yıl meyve veriyor. İlk yıldan sonra gene yan taraftan kendisi üreme yapıyor. Evet. Dolayısıyla o ürediği parçaları yandan aldığınızda kök bozulmuyor. İlave yeni fideler olmuş oluyor. Yani yandan üremek suretiyle soğanlı bitki olduğu için yandan ürüyor, çoğalıyor. Dolayısıyla yeni bir ekim alanı olmasına sebep oluyor. Her fideden en az 2-3 tane yavru fide çıkıyor. Çiftçimiz bunları almak suretiyle ziraat yaptığı alanı da otomatik olarak hem arttırmış oluyor hem de birim alanda daha fazla kar etmiş oluyor. Biliyorsunuz çilek fidesi kullanılan yerde baktığımızda yaklaşık bir dönüm alan üzerinde mevsimin şartlarına ve iyi bir ziraat yapıldığında yaklaşık 8-9 bin lira dönüm başı bir geliri oluyor. O da bir çiftçimiz için son derece önemli. Evet. Bu geliri lezzetine tattıkça çiftçilerimiz bahsettiğim gibi kendi ziraat yaptıkları alanı hem arttırıyor hem de bu defa kendisi yetişemeyince yanına ilaveten konu komşudan, köyden ilave gençleri de davet etmek suretiyle iş konusunda da milli ekonomimize katkıda bulunuyor. Bu çiftçimizi destekleme konusundaki proje desteğimiz bundan sonraki süreçlerde de değişik alanlarda eklemek suretiyle arttıracağız.